karşı tarafı hanımefendi ya da bayanı, işte gençse genç kızı böyle güzel hak ettiği yere koymak, toplumun gözünde itibarını koruma adına en önemli neye dikkat etmeli? Evet. Burada da aslında yine kişiden geçiyor. Ben hani çok amiyane tabirle bana yapılmasını istemediğim bir başkasına yapmama fikrinden geçiyor aslında. Kişi kendisini toplumda nasıl küçük görüyorsa, küçük düşürülmüş hissediyorsa karşı tarafa da böyle davranması gerekiyor. Peki flörtü karşı taraf kabul etmezse bir erkek bir bayana hani nasıl davranmalı veya bunu nasıl algılamalı ki kendi psikolojisi ve karşı tarafın psikolojisi de rahat etsin? Yani sonuçta bir teklif var. Teklif reddedilince aslında çoğu kişi kendisinin tamamen reddedildiğini düşünüyor. Evet. Ben de şöyle düşünüyorum. Hani teklif reddedildi. Teklifin reddedildi. Ben kendim reddedilmedim. Evet. Belki şartlar, belki o kişi o anda başka biriyle çıkıyor. Belki daha iyi tanıdı seni, çabucak tanıdı. Belki psikolojisi hazır değil. Binlerce sebep varken gidiyor gidiyor kişi kendini suçluyor veya karşı tarafı. Benim diyor kabul edilmeyecek neyim var diyor. Evet. Yani bununla ilgili belki birkaç konuya değinmek istersiniz. Evet. Bu obsesif bir tavır bildiğiniz gibi yani takıntılı bir tutum davranış şekli. Kişi kendisini hakaret edilmiş hissettiği için, kendisini aşağılanmış hissettiği için bu davranış şeklini gerçekleştiriyor. Burada varoluş amacını ilişki olarak baz alan kişilerde bu söz konusu olabiliyor. Yani Aslında ben yokum ama bu kız benim teklifimi kabul eder. Ben bununla çıkmaya başlarsam var olmaya başlayacağım gibi yanlış bir argüman üzerine kendini koyuyor tabii. veya teklifi koyuyor. Teklifte de kumar oynamış gibi ilk kumarda kaybedince tamamen ya tepe taklak aşağı gidiyor ya da diğer tarafı da dediğiniz gibi hani itibarını korumadan veya itibarını zedeleyerek ben var olamadım, o da batsın gibi Evet. saplantılı ve obsesif kompulsif davranışlardan anladığım kadarıyla sakınmak ve kendiyle bir kere daha yüzleşmek ve bir şey daha söylemek istersek, hani bu konuyla ilgili teklifin reddedilmemesinin birçok sebebi olabilir. İlla kendini bağlamamak lazım. Kendine dönüp bakılabilir, o ayrı mesele. Ama direkt tek suçlu benim veya karşı taraf bam bam diye öldürmek veya işte şiddet uygulamak veya başka kendine zarar vermek sıkıntılı durumlar diye düşünüyorum. Böyle durumda flört edemeyen kişiler, tanışamayan kişiler, kimseye ısınamadım, elektrik alamadım diyen tipler tabiri caizse mutlaka bir uzman aile, evlilik, ilişki veya flört danışmanından danışmanlık almalı. Hakikaten çok stratejik, ölçüsü sağlanırsa tadından yenmeyecek flörtler, sözlülükler, nişanlılıklar olabileceği gibi saplantılı ve takıntılı teklifler veya ilişkilerinde birçok az önce bahsettiğiniz gibi beni yok ediyor, ben var olamıyorum kaygısıyla yapılan yanlış hamleler sıkıntı doğuracak. O zaman bu konu çok önemli oldu. Yani kadına yönelik, kız çocuğundan tut, bay bayan, bütün hanımefendileri korumanın en önemli yolu ilk teklifin veya ilişkideki ret yemelerin, tekliflerin daha doğrusu ret yemelerin aslında doğru algılanması gerekiyor. O zaman doğru algılarsak hem bayanı incitmemiş oluruz hem de erkekler özgüvenlerini ve ilişkide daha ustalaşabilirler. evet, Değil mi? tabii ki öyle. Burada aslında kişi olduğumuzu unutmayacağız. Yani Ha, bir... karşı tarafında bir birey, bir Evet. düşünce yapısı, algılayış biçimi, duyguları ve bunu yansıtma davranış şeklini unutmayacağız. Yani o bizden bağımsız ve bir birey. Evet. Dolayısıyla biz ne kadar aslında bağımsız bir bireysek o gardı o kadar iyi karşılayabiliriz.
Yani futboldaki paslaşma gibi düşünelim bunu. Evet, evet. Hani bir atan var, pas veren var ve golü atan var. Yani atanda da yanlış attığında pası da alamaz. Pası alanda yanlış attığında golü atamaz. Evet. Yani dolayısıyla bu ilişkiler hepsi birbirine bağlı şeyler. Ha, tek sadece bize bağlı değil, karşı tarafında tercihlerine ve birey olduğunu kabul edip teklifi reddetme hakkı olduğunu bilmekte yarar var. Demek ki o zaman teklif ederken teklifim kabul görmeyebilir ama ben deniyorum sevgimi ve hoşlantımı ve ondan aldığım elektriği yansıtıyorum. Cevap gelirse sevinmeliyiz, gelmezse de biraz üzülsek de tekrar kendimizi aferin bak teklif ettin, karşı tarafa sundun deyip her şeyin bir adımı var. İlk adımla başlar, ilk tanış.